imkansız gibi görünen, kimsenin keşfetmeyi denemediği çok tehlikeli bir dünya var. Uzayda değil, dünya üstünde. Çok derinlerde. Katı bir zeminin üstünde yürüdüğümüzü düşünürüz. Ama gezegenimizin içine gitmeyi göze alırsak farklı bir dünya keşfedeceğiz. Sadece yer altında yaşayabilen garip yaratıklarla dolu bir yer. Altının gözümüzün önünde oluşumunu göreceğiz. Bir volkanın içindeki 1200 derecelik sıcaklığı hissedecek 240 kilometre aşağıda gömülü elmasları keşfedeceğiz. Ve sıvı demirden oluşan dev gortumları. Ta ki dünyanın 6000 kilometre derinde bulunan merkezine, gezegenin çarpan kalbine erişene kadar. Dünyanın merkezine yolculuk. Gezegenimiz bizi yok edebilir. Yüzeyin altında sıkışmış devasa güçler her an patlayıp cehennemi serbest bırakabilir. En büyük düşmanımız ayaklarımızın altında uzanıyor. Aynı zamanda en büyük müttefikimiz de. Dünyanın içinde bulunan malzemelerle bir medeniyet kurduk. Onun hikayesi bizim de hikayemiz. Amerika'nın kalbindeki bu kömür madeni girişimiz olacak. ...15 metre... 45 metre, 70 metre, Illinois'daki mısır tarlalarının altında. Işık, hayat, tanıdık ve güvenli her şey arkamızda kaldı. Önümüzde ise karanlık, tehlike ve bilinmeyen var. Sıradan bir kömür madeni değil. Fosilleşmiş yapraklar ve bitkiler tavanı kaplıyor. Burası bir zamanlar canlı bir ormandı. Şimdi ise yerin altına gömülü katı bir kaya. Burada ne olduğunu anlamak için zamanda geri gitmemiz gerekiyor. Burası 300 milyon yıl önce nemli bir yağmur ormanıydı. Orman zemininden yukarı 30 metrelik dev ağaçlar yükseliyordu. Deprem yeri çökertti. Ve ormanı göle dönüştürdü. Çamur, ağaçları, kehribarın içine sıkışan sinekler gibi hapsetti. Milyonlarca yıl sonunda çamur taşa dönüştü.
taşın ağırlığı ormanı kitapların arasındaki çiçekler gibi ezerek suyu ve hidrojeni dışarı çıkardı. Çekirdekten gelen sıcaklık ve materyalin kendi çürüyüşü bitki örtüsünü pişirdi. Geriye sadece karbon kaldı. Yüz milyonlarca yıllık basınç ve sıcaklık bu ormanı tamamen kömürden oluşmuş dev bir fosile dönüştürdü. Bu fosil orman yerin 70 metre altında. Önümüzde binlerce kilometre ve trilyonlarca ton sert kaya uzanıyor. Çekirdeğe ulaşmak için dünyanın kabuğunu kırıp geçmemiz gerek. Dünyamızın etrafını kaplayan kilometrelerce kalınlığında sıkıştırılmış kaya. En ince kısmı 5, en kalın kısmı ise 70 kilometre olan kabuğun çoğu katı halde. Ama hepsi değil. Meksiko çölünün neredeyse 240 metre altında. Doğal bir tünel. Benzer albino böcekler sürekli bir karanlığın içinde yaşıyorlar. Görmek ya da görülmek için ışık olmadığından gözlere ihtiyaçları yok. Güneş olmayınca kamuflaja da gerek yok. Bütün bu türler dünyada bu mağaradan başka bir yerde var olmayabilir. Yabancı bir dünyadaki işgalciler gibiyiz. Hala geri dönebiliriz. Ama bir sonraki köşede... Bir oda. O kadar büyük ki... Bir uçak gemisi bile rahatlıkla sığabilir. Burası New Mexico'daki Carlsbad mağaraları. Neredeyse 25 katlı bir bina yüksekliğinde, genişliği 500 metreden fazla.
Sanki dünyadan milyonlarca kilometre uzaktayız. Ama bu duvarın içinde bir fosil var. Bir deniz kabuklusu. Yani dağların 240 metre altında ve en yakın denizden yüzlerce kilometre uzakta bulunan bu mağaralar bir zamanlar okyanusmuş. Tam da Kasbet mağaralarının bulunduğu yerde. Bu fosil ılık tropikal okyanusta yüzen bir Nautilus'tu. Ve onun gibi sayısız canlı öldü. Milyonlarca yıl boyunca iskeleti çamurla kaplandı ve kalsit minerali bakımından zengin kabuğu taşa dönüştü. Kireç taşı. Bir fosil oldu, milyonlarcası gibi. Birlikte bir kireç taşı katmanı oluşturdular. Kalınlığı 600 metreden fazla ve yüzlerce kilometre uzunluğunda. Yukarıdaki okyanus geri çekildi ve buharlaştı. Nautilus dibe gömülü kaldı. Yağmur yüzeyden aşağı süzüldü. Hidrojen sülfür gazıyla dolu tuzlu yeraltı suyuna karıştı ve asidik hale gelerek kireç taşını kemirdi. Milyonlarca yıl boyunca su kendine yollar açtı. Ve birbirine bağlı tünellerle dev mağaralardan oluşan bir ağ yarattı. Mağaranın içindeki su buharlaşınca geriye minik kalsit kristalleri kaldı. Damla damla kalsit birikti. Tavandan aşağı doğru sarkıtlar ve yerden yukarı dikitler oluşturdu. Artık biliyoruz. Bunların hepsi uzun zaman önce ölmüş deniz canlılarından oluştu. Sütunlar oluşturmak için ezildiler, çözüldüler ve hareketlendiler. Yukarıdan inen sarkıtlarla aşağıdan yükselen dikitlerin birleşimi dev sütunlar. Ve narin sodyum karbonat hasır sarkıtlar. Bu içi boş kalsit diklerin 2,5 santim uzaması bir yüzyıl ya da daha uzun sürebilir. Mağaraların güzelliği
güzelliğiyle esir alınmış şekilde burada sonsuza kadar kalabiliriz. Ama kendimizi dünyanın çekirdeğine doğru sürüklememiz gerekiyor. Dünyanın kabuğunun 3 metre içindeyiz. Güney Kaliforniya'nın altında. Burada kayalar parçalara ayrılmış. Etrafımız çakıllarla dolu. Bunları temizleyip neden olduğunu görebiliriz. Bir levha sınırının içindeyiz. Dünya kabuğunun iki dev parçasının birleştiği yer. Bu sınır yüzlerce kilometre boyunca uzanıyor. Burası San Andreas Fayı. Sakin görünüyor. Fazla sakin. Ama zamanı hızlandırırsak hikaye değişebilir. Gezegenin derinliklerinden kaçan sıcaklıktan güç alarak dünyanın kabuğunu oluşturan levhalar sürekli ama yavaşça hareket eder. Solumuzda her yıl yaklaşık 2,5 santim güneydoğuya kayan Kuzey Amerika levhası var. Sağdaysa Pasifik levhası aynı hızla kuzeybatıya gidiyor. Ama pürüzsüzce değil, levhalar fay hattından geçerken sıkışıyor. Zamanı yavaşlatalım. Böylece pürüzlü kayaların birbirine takıldığını görebiliriz. Yüzlerce yıl hareket edemeyen kaya bükülüyor. Gerilim birikiyor. Biri dayanamayacak. Enerji dalgaları dışa doğru patlıyor. Bizi yüzlerce kilometrelik sert kayadan geçmeye zorluyor. Saatte 12.800 kilometreye varan bir hızla. Yüzeye geri dönene kadar. Burası Güney Kaliforniya. Süper ağır çekimde yıkılmaya başlıyor. Depremler yüzeyin altında saklanan aşırı güçlerin birer uyarısı. Tekrar
180 metre. 275 metre. Bu başka bir gezegene gitmeye en yakın durum. Kendi gezegenimizin yarım kilometreden daha az aşağısında. Dev kristallerle dolu bir mağara. Meksika'daki Chihuahuan çölünün 300 metre altında. Bazı kristaller bir otobüs kadar uzun. Tırnaklarımız kadar yumuşak, jiletten daha keskinler. Nefes kesici ama ölümcül. -50 derecelik sıcaklık ve %100 bir nem oranıyla ter buharlaşmadığından vücut sıcaklığı atamaz. Nemli hava akciğerlerde toplanır. Hücreler aşırı ısınır. Buzla kaplı olup solunum cihazınız olsa bile 20 dakikadan sonra boğulmaya başlarsınız. ...20 milyon yıl önce... mağara suyla doluydu. Su çok sıcaktı. En az 500 derece. Dünyanın derinliklerinden yükselen sıcak sıvı kayanın marifeti. Zaman içinde kaya soğudu ve su sıcaklığı düştü. Ta ki 250 bin yıl önce 58 dereceye inene kadar. Bir kimyasal reaksiyon başlatacak kritik sıcaklık. Suyun içinde çözünen alçı taşı partikülleri bir tür kristal ormanı şeklinde bir araya toplandı. Bu arada yukarıda atalarımız Afrika'dan dışarı ilk adımlarını atıyordu. Buz çağları gelip geçti. Medeniyetler yükselip yıkıldı. Tüm bu sürede kristaller rahatsız edilmeden büyüdüler. Çeyrek milyon yıl sonra gümüş arayan madenciler mağarayı kurutup engeli aştı ve dünyanın en büyük muhteşem harikalarından birini keşfettiler. ...165 metre aşağısı. 460 metre. Dünyanın kabuğunun içindeyiz. Birbiri ardına kaya katmanları. Hepsinin anlatacak bir hikayesi var. Isınmış, ezilmiş... Sonra tekrar ısınmış ilkel deniz canlılarından oluşan mermer. Bu katmanlar gezegenimizin hikayesinin sayfaları gibi. Toz, çamur, bitki ve hatta milyonlarca yıl boyunca dünya zemininde yatan hayvanlar. Bunlar unutulmuş bir çölden geriye kalan ezilmiş parçalar. Rüzgar ve su maddeleri dünya etrafında hareket ettirirken yukarıda yeni katmanlar oluştu. Birbirlerinin üstüne binen katmanlar aşağıdaki materyalleri
kayaya dönüşene kadar sıkıştırıp ezdi. Bazalt, bir zamanların görkemli volkanı rüzgar ve yağmurla düzleşmiş. Bu katman diğerleri gibi değil. Daha ince ve ucu bucağı yok gibi görünüyor. İridyum denen bir element barındırıyor. İridyum dünyada nadir, uzayda bol bulunan bir element. Dünya kabuğunun yaklaşık 600 metre içinde bir uzay kayası katmanı. Denver, Colorado'nun 550 metre altında dünya dışından gelmiş bir kaya katmanı keşfettik. Bu kaya bir zamanlar yüzeydeydi. Yani Denver uzay tozlarıyla kaplıydı. Kulağa bilim kurgu filmi gibi geliyor. Ama gerçek daha da garip. Bir asteroid, bir şehirden daha büyük. ...65 milyon yıl önce yönünü dinozorlar tarafından yönetilen bir gezegen olan dünyaya çevirdi. T-Rex'lerin rakipsiz hükümranlığına. Ağırlığı bir fil kadar. Bir metrelik çenesi kemikleri ezmek için oluşmuş gibi. Üstelik onu avlayabilecek kimse yoktu. Hiçbir şey bu kertenkele kralını tahtından indiremezdi. Ama 2400 metre güneyde bir fırtına oluşuyordu. Asteroid Meksika'nın Yucatan sahiline çarptı. Ve 100 milyon atom bombasının yaratacağı bir enerji ortaya çıktı. Çarpışma sırasında sıcaklıklar 20 bin dereceye kadar ulaştı. Dünyanın kabuğunu buharlaştıracak kadar sıcak. Çarpışma hepsini yükselen bir toz bulutuna çevirdi. 500 kilometre çapındaki bütün yaratıkları ve asteroidin kendisini bile... çekiminden kaçamadı. Bütün bir gezegeni boğdu. Yerel bir afet küresel bir felakete dönüştü. Kuzey Amerika boyunca gündüz geceye döndü. Aylarca güneş ışığı olmayınca bitkiler çürüdü. Ot yiyenler aç kaldı. Et yiyenler öldü. Dinozorların muhtemelen dünyada yaşamış en büyük ve en başarılı türün soyu tükendi. Metre derinlikte bulunan bu ince kaya tabakası tarih öncesi bir katil. 65 milyon yıl önce dinozorları öldürdü ve bütün yaşamın %75'ini yok etti. Bu dünyanın çekirdeğine inmekten çok
gezegenin geçmişine yapılan bir yolculuk. Kızıl kayalardan oluşmuş bir kuşak. Kayalar pas dolu. Milyonlarca ton pas. Michigan'ın 600 metre altında. Bunlar nasıl toplanmış olabilir? 3,5 milyar yıl önce sığ bir deniz vardı. Dünyanın en eski yaşam formlarından birine ev sahipliği yapıyordu. Stromatolit denen canlı bakteri kolonilerine. Sanki sihirli gibi bu bakteriler güneş ışığını besine çeviriyordu. Ve bu sırada bir gaz salıyorlardı. Oksijen. Oksijen dünyadaki yaşamın biçimini değiştirdi. Atmosferi nefes alınabilir hale getirdi. Ve okyanusta çözülmüş halde bulunan demir parçalarını pasa dönüştürdü. Bu pas okyanus tabanına çökerek demir bakımından zengin kaya tabakasını oluşturdu. Bugün bu kayaları işleyip çıkarttığımız demiri araba, uçak, köprü ve gökdelen yapmak için kullanıyoruz. Bu kaya katmanı medeniyetimizi ayakta tutuyor. Neredeyse 2 kilometre aşağıda. Faal bir maden kuyusu. Güney Afrika'nın 3,9 kilometre altında dünyanın en derin madeninin içindeyiz. Bu noktadan daha derine hiçbir insan inmedi. İnsanlığın keşfettiği yerin sınırına geldik. Yoğun sıcaklık daha derine inmeyi imkansızlaştırıyor. Kayaların yüzeyi en az 60 derece. Parmaklarımızdaki deriyi yakıp eritecek kadar sıcak. Yukarıdaki neredeyse 4 kilometre kalınlığındaki katı kayanın ağırlığı sürekli bir çökme tehlikesi yaratıyor. Ama bu riski almaya değer. Kaya sıradan gözüküyor. Ama içinde olağanüstü bir şey saklıyor. ...2,8 milyar yıl önce gezegenin oluşumundan beri dünyanın içinde sıkışan sıcak su kayayı çatlattı. Su mikroskobik mineral partikülleri açığa çıkardı. Bir kuvars damarı oluşturdular. İçinde de altın var. Bu gerçek bir simya.
Altın, insanoğlunu binlerce yıldır büyülüyor. Kararmıyor, rengini kaybetmiyor ya da ufalanmıyor. Son derece kolay işlenebiliyor. Bir ons altın, yani 31.1 gram kadar altın dövülerek 90 metrekarelik bir alanı kaplayacak hale gelebilir. Hepsinden önemlisi, altın çok güzeldir. Her bir gram altın alyansınızdaki bile hayatına milyarlarca yıl önce dünyadan çok uzakta patlayan bir yıldızda başladı. Bir süpernova. O kadar güçlü bir patlama ki atomları altın olarak birleştirdi. Mikroskobik altın parçaları uzaya yayılarak gezegenimizi oluşturmak için kayalar ve tozla birleşti. İşte bunlar bugün neredeyse 4 kilometre aşağıdan çıkardığımız altın tozu. Bu madende altının çoğu kayaların arasına yayılmış. Bir ton kayanın içinden kesme şeker tanesinden daha ufak bir altın çıkıyor. Bu çatlaklarda saklı başka bir şey daha var. Minik, gizemli organizmalar. Mikroplar. Bu, yaşamın karadaki en derin noktalarından biri. Güneş ışığı, oksijen ya da besin olmayan bu yerde mikroplar kayaları yiyor. Ve yalnız değiller. Bu canavarlar birer kurtçuk. Takma adları şeytan kurtçukları. Bunlar dünyanın en derininde yaşayan hayvan türü ve çok kısa süre önce keşfedildiler. Hayal bile edemeyeceğimiz kadar büyük ve karmaşık, gizli bir canlı krallığı. Muhtemelen canlı varlıkların yarısı dünya kabuğunun içinde yaşıyor. Yüzeyin 3.9 kilometre altında. Yer kabuğu hazinelerle dolu bir mağara gibi. Ve de sürprizler. Yüz binlerce yıl boyunca mikroskobik mineral partikülleri, demetler, salkımlar oluşturdular. Sonra olağanüstü bir şey yaşandı. Düzensiz, tesadüfi bir süreçten düzen ortaya çıktı. Bir silikon atomu 4 oksijen atomuyla birleşti. Tekrar ve tekrar. Altı kenarlı karmaşık bir yapı oluşturdular. Sonuç kuars oldu. Dünyada en bol bulunan minerallerden biri. Plajdaki kumlar, penceremizdeki camlar, hatta cep telefonlarımızdaki devreler hepsi kuarstan oluşuyor.
Demirin karışması bu kuvarsı mor yapmış. Bu bir ametist. Safirler. Yakutlar. Zümrütler. Bunların yüzeye yaklaşmaları için milyonlarca yıllık rüzgar, yağmur ve tektonik levha hareketleri gerekiyor. Ama bulduğumuz her değerli taşa karşılık asla görülmeyen tonlarca taş gömülü olmalı. Yerin neredeyse 4 kilometre altındayız. İnsanoğlu uzayın uzak noktalarını inceledi. Okyanusun en derin yerlerini ziyaret etti. Ama hiçbir insan bu noktadan ilerisine gitmedi. Bilinmeyen dünyaya girme vakti geldi. Daha önce hiçbir insanın inmediği kadar derindeyiz. Yer kabuğunun 4 kilometre içinde, Meksika körfezinin tabanının altında. Etrafımızda yüzlerce kilometre genişliğinde ve 1,5 kilometreden daha kalın bir kaya katmanı var. Bu tuz. Trilyonlarca ton tuz. Bunu yollarımızı yapmak için, yemeğimize tat katmak için kullanıyoruz. Hatta tuz olmazsa yaşayamayız. Peki trilyonlarca ton tuz burada okyanusun altında nasıl toplanmış? ...160 milyon yıl önce... Teksas'la Yucatan arasında uzanan geniş ve kavrulmuş bir çanak. Ölüm Vadisi gibi. Burası da deniz seviyesinin altındaydı ve de çok sıcaktı. Çanağın altından tuzlu kaynaklar çıkmaya başladı. Aşırı sıcak suyu kısa sürede buharlaştırdı. Ve geriye ince bir tuz tabakası kaldı. 2 milyon yıl boyunca tuz tabakası büyüdü. Ta ki başladığımız yere dönene kadar. Yani Meksika körfezinin tabanının 4 kilometre altında gömülü 1,5 kilometreden daha kalın bir tuz katmanının içine. Beş buçuk kilometre aşağıda tuz katmanının altına gizlenmiş siyah ve yoğun bir sıvıyla dolu gözenekli bir kum taşı katmanı. Petrolü. Kömürden. Değerli taşlardan, hatta altından bile önemli. Yeraltının bize en büyük hediyesi. Petrol hayatlarımızı diğer bütün jeolojik bileşenlerden daha fazla yönetiyor. Kontağı her çevirişimizde bunu 155 milyon yıl öncesine uzanan bir olaylar zinciri sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Tuz tabakası oluştuktan 5 milyon yıl sonra burada tarih öncesi bir deniz vardı. Trilyonlarca mikroskobik bitkiye ve bakteriye ev sahipliği yapıyordu. Yani planktonlara.
Bunlar okyanusların en minik canlıları. Ve onlarla beslenense en büyüğü. ...25 metre ya da daha uzun olan bu canavarın adı Ditsiktiist'ti. Dünya üzerinde yaşamış en büyük balık. Planktonların boyutlarının dezavantajını sayılarıyla kapatıyordu. Güneş ışığıyla yıkanan ve besin dolu sığ denizler... planktonların çoğalması için mükemmel birer ortam yaratmıştı. Ölü planktonlar okyanus tabanında kalın bir organik bataklık oluşturdular. Yavaşça çamur, alüvyon ve kum... ölü planktonların üstünü kapadı. Onları sıkıştırıp ısıtarak siyah şist denen organik kayaya çevirdi. Milyonlarca yıl boyunca şist ısınmaya ve pişmeye devam etti. Ölü planktonların sıvıya dönüşmesine yetecek kadar. Bunlar sıvı hidrojen ve karbon dolu. Bu hidrokarbonlar bilinen bütün bileşenlerden daha fazla enerji taşıyor. Bu ham petrol. Bir fosil yakıt. Bir sünger gibi gözenekli kum taşı petrolü emdi. Ve yukarıdaki tuz, petrolü kum taşının içine hapsetti. Burada kalıp sıkıştığı yere. Ta ki biri ona ulaşmanın bir yolunu bulana kadar. Meksika Körfezi'nin tabanının 3,5 kilometreden daha derininde... dünyadaki bütün petrol kaynakları, bu rezervden Sibirya ve Orta Doğu'daki petrol yataklarına kadar hepsi bu şekilde oluştu. Petrol, sıra dışı bir yolculuğun olağanüstü bir sonucu. Tarih öncesi planktonlardan arabanızın deposundaki yakıta uzanan bir yolculuk. Dünyanın çekirdeğine yaptığımız 6400 kilometrelik yolculuğun 5,5 kilometrelik bölümü geride kaldı. Yer kabuğunda ilerlerken kabuğun hikayesinin bizim hikayemiz olduğunu fark ediyoruz. Petrol, kömür, demir, tuz, altın. Onların hikayeleri yukarıdaki medeniyetimizi aşağıdaki saklı dünyaya borçlu olduğumuzu ortaya çıkarıyor. Pasifik Okyanusu tabanının derinlerindeyiz. Amerika'nın batı sahilinden Avustralya ve Asya'ya uzanan yer kabuğu diliminin içinde. Bu kabuk yoğun yekpare kayadan oluşuyor. Ama burada bir işgalci var. Sıcak sıvı kaya. Yer kabuğunun 6.4 kilometre içinde, Pasifik Okyanusu'nun altında. Dünyanın derinliklerinden gelen sıcaklık magmayı yukarıya, yer kabuğunun içine ve okyanusa doğru itiyor. Erimiş kaya soğurken dev bir su altı dağ sırası oluşturuyor. Bu gezegendeki en genç kara parçası.
yeni bir kabuğun doğuşu. Yaşlı gence yol. Ama dünya daha fazla büyümüyor. Peki eski kabuğa ne oldu? Öğrenmenin tek bir yolu var. Onu takip etmek. Batıya gidiyor. Her yıl yaklaşık 10 santimetrelik bir hızla. Bu hızla onu Pasifik boyunca takip etmek 170 milyon yıl sürecek. İleri sarmanın vakti geldi. Pasifik Okyanusu levhası üzerinde Amerika'dan Asya'ya doğru gidiyoruz. Kabuk sanki bir tür yarığın içine doğru kayıyor. Bu efsanevi Mariana Çukuru olmalı. Dünya yüzeyindeki en derin yer. Çukurun ağzındayız. Okyanus yüzeyinin 5 kilometre altında. Güneş ışınlarının ulaşabileceği noktadan çok uzak. Bir fener balığı. Ateş böceği gibi kendi ışığını üretip yanıp söndürerek avını kendine çekmeye çalışıyor. Altı buçuk kilometre aşağıya, boşluğun daha da derinine iniyoruz. Şimdi 8 kilometre aşağıdayız. Sonunda okyanus tabanına ulaştık. Ama çukurun bir bölümü daha da derine iniyor. Deniz seviyesinin 11 kilometre aşağısı. Burası gezegenin yüzeyindeki en alçak nokta. Challenger Deep. Everest'in yüksekliğinden daha derin. Basınç deniz yüzeyindekinden 1000 kat fazla. Bu basınç biz hurda birer araba gibi sıkışmış hale gelene kadar vücudumuzu ezerek her santimetre küp havayı dışarı çıkartır. Bu çukur Pasifik levhasının yer kabuğunu oluşturan başka bir büyük levha olan Filipinler levhasıyla birleştiği yerdedir. Pasifik levhası suya doymuş halde. Levha kayası okyanusun ağırlığı altında milyonlarca yıl sıkışmış. O kadar yoğun ki yüksek hızda daha hafif olan Filipin levhasının altına daldığını görebiliyoruz. İşte burası eski kabuğun gittiği yer. Burada Pasifik Okyanusu'nun 11 kilometre altında dünya eski kabuğu yutuyor. Gezegenimiz kelimenin tam anlamıyla
kendini yiyor. Etraftaki kayayı transparan hale getirip her yerde erimiş kaya olduğunu görebiliyoruz. Yüzeye doğru yükseliyor. Erimiş kayanın yoğunluğu katı halinden daha azdır. Yani sıcaklık gibi o da yükseliyor. Ve yükselmeyi sürdürüyor. Burası dünyada cehenneme en yakın yer olmalı. İçi milyarlarca litre erimiş sıcak kayayla dolu geniş bir odanın içindeyiz. Burada basınç çok büyük. Gazları ve suyu magmadan yüksek bir hızla çıkmaya zorluyor. Yer kabuğuna vurana kadar. Bir volkan olarak patlıyorlar. İçeride saklı gücü gösteren korkunç ama çok güzel bir anıt gibi. Katı kayayı 1000 dereceye kadar ısıtarak eritebilecek bir güç. Her otobüs büyüklüğündeki lavlar gökyüzüne doğru binlerce metre fırlıyor. Ve volkandan aşağı saatte 240 kilometre hızla 800 derecelik bir kül ve kaya duvarı gönderiyor. Yoluna çıkarsak akciğerlerimize doğan küller bizi yakıp boğar. Küçük çakıllar ve sıcak zehirli gazlar derimizin üzerine kum gibi püskürür. Aşağıdaki dünya atmosferin yükseklerine milyonlarca ton gaz ve toz haline gelmiş kaya püskürtecek kadar güçlüdür. Bunlar asit yağmurları yaratır. Aylar hatta yıllar boyu güneş ışınlarını bloke edebilir. Bu sadece tek bir volkan. Dünya üstünde 600 ya da daha fazla aktif volkan bulunuyor. Bunların 1/4'ü Pasifik Okyanusu'ndaki bir ateş çemberinin üstünde. Bu volkanlar Pasifik Okyanusu levhasının kıta levhasının altına battığı yerin sınırını çiziyor. Buradan hepsinin nasıl bağlandığını görebiliyoruz. Levhalar, San Andreas Fayı, Orta Okyanus Sırtı, depremler, volkanlar. Bunların hepsi gezegenimizi canlı tutan yıkım ve yenilenme döngüsünün birer parçası. Ama buna uymayan bir volkan kümesi var. Ateş çemberinden binlerce kilometre uzakta, Pasifik Okyanusu'nun ortasında volkanik adalar zinciri olan Hawaii yer alır. Hawaii, okyanus levhasının ortasında yer alıyor. Yer kabuğundaki herhangi bir çatlaktan çok uzakta. Bu adaların var olmaması gerekiyordu.
Burasının adı Büyük Ada. Hawaii'nin en aktif volkanına ev sahipliği yapıyor. Kilauea. Volkan bir vadi serisi boyunca patlıyor ve her gün 500 bin metreküp kadar lav püskürtüyor. 30 kilometrelik bir karayolunu kaplayacak kadar çok lav. Lav soğurken karaya dönüşüyor. Belki de kıtalar böyle doğmuştu. Erimiş kaya, okyanus kabuğundan yukarı yükselip sudan çıkarak dağları, adaları ve kıtaları oluşturdu. Peki bütün bu lav nereden geliyor? Kilometre aşağısı, Hawaii'nin altındayız. Dev bir oda. Hawaii'nin bütün volkanlarını besleyecek kadar büyük. Etrafımız magmayla sarılı. Kabuktan aşağı ulaşıyor. Kabuğu çekirdekten ayıran gizemli bir kaya katmanına doğru. Adı Manto. Manto 2900 kilometre kalınlığında ve gezegenimizin kütlesinin %84'ünü oluşturuyor. Ama insan ne mantoya kadar inebildi ne de onu gördü bugüne kadar. Hawaii'nin 16 kilometre aşağısı. Manto tabakasına kadar kabuğu kırıp geçtik. Beklediğimiz şey bu değildi. Sıvı ya da ateş gibi değil. Bu kaya katı ama hareket edebiliyor. Bir şekerleme gibi. Burada sıcaklık 1000 derece olmasına rağmen yüzeydekinin 25.000 katı olan aşırı basınç kayanın erimesini önlüyor. Burada katman yok. Sadece birkaç işaret var. Çekirdeğe ulaşmak istiyorsak kayanın içini görmemiz gerekiyor. Aşağıdan bakıldığında yer kabuğu, zirveleri, çukurları ve ovalarıyla ters dönmüş bir dünyaya dönüşüyor. Gezegenimizin içinde saklı paralel bir evren var. Bütün manzara yukarıdaki dünyanın ters yüz edilmiş ve çarpık bir kopyası gibi. Asya'nın altında batıya doğru giderken kabuk mantonun daha derinine giriyor. 20 kilometre aşağı. 30 kilometre. Hemen üzerimizde Himalayalar göğe doğru yükseliyor. Hemen aşağıda kabuk mantonun derinlerine doğru iniyor. Everest'in yüksekliği 8848 metre. Bu ters dönmüş dağınsa aşağı doğru kat ettiği mesafe en az 6 kat daha fazla. Everest'in zirvesinin 70 kilometre aşağısında. Bir buzdağı gibi dağın kütlesinin daha büyük kısmı mantoya doğru inerken
gözlerden saklı kalıyor. Bu bize evimizi hatırlatan son şey. Manto boyunca ilerlemek için kabuğu geride bırakmanın vakti geldi. Gezegenimizin geniş, dokunulmaz ve yaşanmaz parçasına giriyoruz. ...70 kilometre aşağıda Manto ürkütücü şekilde sakin duruyor. Ama kaya hareket ediyor. Her yıl yaklaşık 12 santimetre hareket ediyor. Hareket ediyor çünkü ısıtılıyor. Çekirdek kayayı ısıtarak konveksiyon akımları yaratıyor. Tıpkı bir kabın içinde kaynayan sudaki gibi. Akımlar Manto kayasını çekirdekten yer kabuğuna doğru itiyor. Sonra akım Manto kayasını kabuğun altına çekiyor. Ve Manto kayası hareket ederken yer kabuğunu da beraberinde sürüklüyor. Evimizden ayrıldığımızdan beri tektonik levhaların nasıl hareket ettiğini merak ediyordum. Depremleri ve volkanları ne harekete geçiriyor? Bütün kıtaları oluşturan ve onları hareket ettiren ne? İşte sorunun cevabı. Dev konveksiyon akımları. Çekirdekten uzaklaştıkça kaya soğuyor. Soğudukça daha yoğun kaya aşağı batıyor. Kaya battığında çekirdek onu tekrar ısıtıyor ve soğumak için tekrar yüzeye yükseliyor. Bu konveksiyon döngüsü gezegenimizi açıklıyor. Bu çalkantı jeolojik olarak aktif olmamıza neden oluyor. Bu dünyanın motoru. Ama yakıt daha da derinden geliyor. ...40 kilometre aşağıda güzel bir sürpriz var. Parlak, sert kristaller. Her bir yüzükte, her bir taçta parlayan elmaslar yaşamına burada başladı. Buradaki kaya karbon açısından zengin. Kömürü ve kalemlerimizdeki kurşunu oluşturan da aynı element. Ama 1600 derece ve santimetre kareye 50 bin kilo basınç altında. Ki bu yüzeydekinden 50 bin kat daha fazla bir basınç, karbon atomları ezilerek kömürden ya da kurşun kalem ucundan çok daha sıkı bir şekil alıyor. Değerli taşların en sert ve değerlisinin oluşması 3 milyar yıl kadar bile sürebilir.
Doğal elmaslar sadece bu derinlikte, bu sıcaklıkta ve bu basınç altında ortaya çıkar. İnsanlar burada hayatta kalamaz. Hiçbir sondaj aleti de buraya ulaşamaz. Peki elmasları nasıl çıkarıyoruz? 30 milyon yıl önce. Mantonun içine sıkışmış gaz genişledi. Tıpkı çalkalanmış bir şampanya şişesi gibi. Mantodaki elmaslar ve kayalar yer kabuğuna doğru fırladı. Topladığımız her elmas aşırı sıcaklık ve basınç altında oluştu ve sonuncusu 30 milyon yıl önce yaşanan bir dizi patlama sonucu yüzeye kadar çıktı. Geride milyonlarcası var. Ulaşamayacağımız yerlerde gömülü. ...320 kilometre. Yüzeyin 500 kilometre altında. Kilometrelerce uzunluğunda sıcak yeşil kaya. Ama Manto kayasını transparan hale getirirsek aşağıda farklı bir şey olduğunu görebiliriz. Bir kaya parçası, yüzlerce kilometre genişliğinde olmalı. Kızılötesi bir bakış, bu dilimin etrafındaki mantodan çok daha serin olduğunu gösteriyor. Bu dilim daha serin çünkü suyla dolu, deniz suyuyla. Tam da işler daha da garip olamaz derken, manto katmanının derinliklerinde deniz suyu keşfediyoruz. Bu garip dünya derine indikçe daha da tuhaflaşıyor. Dünyanın 500 kilometre içindeyiz. Suya doymuş dev bir kaya dilimi var. Bunun tek bir olası açıklaması olabilir. Bu, yer kabuğunu oluşturan levhalardan biri. Bir levha diğerinin altına batarken çekirdeğe doğru deniz suyu taşımış. Bu eski yer kabuğunun bir parçası. Burada başka dilimler de var. Başka bir jeolojik çağdan gelen işgalciler. Bir gün bundan milyonlarca yıl sonra üzerinde yaşadığımız kabuk kuruya inebilir. Yüzeyde çok katı ve kalıcı duran dünyamız aslında bunun tam tersi. 660 kilometre aşağıda dilimler yığılıyor. Bu dünyanın içinde oluşan bir çığ. Epik bir ölçekte. 10 milyonlarca yıl boyunca trilyonlarca ton ağırlığındaki kaya mantonun gizemli derinliklerine dalıyor.
daha serin maddeler batarken çekirdeğin ısıttığı kaya yukarı çıkıyor. Zamanı hızlandırırsak kayanın lav lambasındaki sıcak mum gibi yükseldiğini görebiliriz. Katı manto kayasını zorlayıp çıkıyor. Yükselirken daha da yumuşayıp sıvılaşıyor. Yukarı çıkan çok büyük bir sıcak kaya sütunu. En az 1000 kilometre genişliğinde, 600 kilometre uzunluğunda. Sütun yer kabuğunu yakıp geçecek ve levha sınırından çok uzakta bir volkan yaratacak kadar büyük ve sıcak. Hawaii işte böyle oluştu. Volkanik ada zinciri yüzlerce kilometre aşağıya manto tabakasına uzanan dev bir sıcak kaya sütununun üst kısmı. Ama aşağıya, yer kabuğuna değil, çekirdeğe doğru ilerlememiz gerekiyor. Tekrar içeri girmekten başka seçeneğimiz yok. Neredeyse 1500 derece sıcaklığındaki kayaya. ...200 kilometre... ...600 kilometre... ...1000 kilometre... Yerin 1500 kilometre içindeyiz. Çekirdeğe inen yolu yarıladık. Yer kabuğunun içinden geçip mantonun en derin yerlerine indik. Kaya daha yumuşak, daha ıslak. Etraf ısınıyor. 2000 kilometre aşağıdayız. 2300 kilometre aşağıda. Yaklaşıyoruz. Gezegenimizin kalbine yaklaşıyoruz. 3000 kilometre aşağıdayız. İşte bu. Kıtaları birbirinden ayıran, volkanlara ve depremlere enerji veren kuvvet. Dünyanın etrafında döndüğü eksen. Labirentin merkezi. Dünyanın çekirdeğine girme vakti geldi. İşte geldik. Bu dünyanın çekirdeği. Erimiş demir ve nikel. O kadar sıcak ki sarı olarak parlıyor. Ve aydan daha büyük. Dünyada var olan her şey bunun sayesinde var. Volkanları ve depremleri yaratan, kıtaları hareket halinde ve de gezegenimizi canlı tutan sıcaklık bunun içinden geliyor. Sanki kar yağıyor gibi, yukarı doğru. Çekirdekle manto arasında basınç düşerken, çekirdeğin sıvı metalinden yabancı maddeler yağıyor. Tıpkı bir gazoz şişesinden çıkan baloncuklar gibi.
soğuyan ve kristalize olmuş mineraller mantonun alt kısmına kum tepeleri gibi yığılıyor. Çekirdeğin sadece dış kısmına gelebildik. Ama şimdiden çekirdek daha karmaşık. Daha güzel. Ve de düşündüğümüzden daha tehlikeli. Sıvı metalden oluşmuş hortumlar. Etrafta onlarcası var. Her biri binlerce kilometre yüksekliğinde ve onlarca kilometre genişliğinde. Akımlar yılda yaklaşık 10 kilometrelik bir hızla çekirdeğin dış kenarına doğru spiral şeklinde yükseliyor ve tekrar merkeze doğru batıyor. Bize göre yavaş. Jeolojik anlamdaysa süpersonik bir hızla. Zamanı 50 bin kat hızlandıralım. Manzara korkutucu hale geliyor. Burada sıcaklık 4000 derece. Sıcak metal sütunlarını yaratan da bu sıcaklık. Daha sonra dünyanın dönüşü sütunları dev hortumlara dönüştürüyor. Dönen sütunlar birlikte çekirdeği dev bir elektron mıknatısa çeviriyor. Bu mıknatıs o kadar büyük ki ürettiği enerji çekirdeğin çok ötesine geçiyor. Mantodan yer kabuğuna geçip uzaya ulaşıyor. Gezegenimizin etrafında manyetik bir kalkan yaratıp dünyayı ölümcül solar rüzgarlarından koruyor. Bu elektromanyetik hortumlar olmasaydı dünyanın yüzeyi cansız bir çöle dönerdi. Hiçbir şey var olmazdı. Bu gerçekten de kusursuz fırtına. Dünyamızı güvende tutan hareket ve sıcaklığın bir kombinasyonu. Gördüğümüz her bir mucizeye ve dehşete güç veren çekirdekteki sıcaklık. Sıcaklığı görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Ama çekirdek niye bu kadar sıcak, hala bilmiyoruz. Bütün bu sıcaklığı yaratan nedir? Sorunun cevabı zamanda gizli. Dünyanın doğuşunun çok öncesinde. 4,5 milyar yıl önce. Kayalar yeni doğmuş güneşin etrafında dönüyor. Çarpıştıklarında içlerindeki enerjiyi ısı olarak serbest bırakıyorlar. Bu ısının çoğu uzayın içine yayılıyor. Ama küçük bir kısmı büyüyen bir kaya topunun içinde kalıyor. Bu top bir gezegene dönüşüyor. Ve yer çekimi artarken
en yoğun elementleri gezegenin merkezine çekiyor. Bu elementler batarken sürtünme ve ısı yaratıyorlar. Uranyum, potasyum ve toryum gibi kararsız radyoaktif elementler parçalanarak daha fazla sıcaklık yayıyorlar. Dört buçuk milyar yıl sonra, kaya katmanlarının içine sarılı bir kabukla dışarıdan izole olmuş çekirdek hala çok sıcak. İşte bu sıcaklık çekirdeğin bize en büyük armağanı. Dünyamızı bu kadar güzel ve değişken yapan her şey varlığını bu eski enerji kaynağına borçlu. Ama yolculuğumuz sona ermedi. Şimdi gezegenin gizli kutsal noktasına girme vakti. Katı devirin içinden geçerek bir tünelden iç çekirdeğe giriyoruz. Basınç o kadar yoğun ki bizi vücutlarımızdaki bütün elementler çıkana kadar ezer. Bizden geriye ise sadece karbon kalır. Tek bir elmas tanesi. 6400 kilometrelik bir yolculuktan sonra dünyanın mutlak merkezine ulaşıyoruz. Yolculuğumuzun iki hakim gücü vardı. Sıcaklık ve basınç. Burası ikisinin de zirvesi. Sıfır noktaları. Gezegendeki en sıcak yer, Güneş'in yüzeyinden bile daha sıcak. Basınç, yaşadığımız dünya yüzeyinden 3,5 milyon kat daha fazla. İç çekirdeğin neden oluştuğunu, ne kadar hızlı büyüdüğünü, ilk ne zaman ortaya çıktığını ve rolünün ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bu gezegenimizin kalbindeki bilimsel bir kara delik. Ama bilinmeyen ve mümkünsüz çekirdekten dünyamızın var olmasını mümkün kılan şeyler geliyor. Dünyamızı Güneş'in ölümcül ışınlarından koruyan ve yaşamın gelişmesini sağlayan manyetizma, levhaları dünya çevresinde hareket ettiren manto akımları, güzellikleriyle bizi büyüleyen, özellikleriyle teknolojimizi besleyen değerli taşlar. Altın, petrol, kömür. Medeniyetimizi şekillendiren ve ona güç veren ham maddeler. Volkanlar, kıtalar, değişen ve yaşayan gezegenimiz ve hayatın kendisi. Değer verdiğimiz her şey, gezegenimizi olağanüstü yapan her şey, görebildiğimiz her şey, varlığını göremediğimiz bir şeye borçlu. Çekirdek. Görünmese de artık bilinmez değil.